Sevgili izleyenler, ben Ateş Ağlayan. Yine bir Altın Rehber programıyla karşınızdayım. Sizler için çok özel röportajlar yaptık. Türkiye'nin önde gelen seçkin firmalarına konuk olduk. İş dünyası turumuzla hemen programımıza başlıyoruz. Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Ankara Çankaya'dan sesleniyoruz. Ankara'da kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle gerek güler yüzlü çalışmalarıyla bizlerce sektöründe lider olmaya hedef bir firmaya Başkent Poligon'a konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Sabahattin Arslan var. Bakalım Sabahattin Bey bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracak. Sabahattin Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Hoş bulduk diyoruz bizler de. Sabahattin Bey, işletmecimiz olan sizleri biraz yakından tanımakla başlayalım öncelikle. Sabahattin Arslan kimdir? Ben Tokat Erbağ doğumlu. Ankara'da emniyet mensubu olarak 10 ay önce emekli oldum. Başka bir şey yok bu kadar. Peki kaç yıldır bu sektördesiniz? Ne kadar süredir markamız faaliyet gösteriyor? Bunları da tarafınızdan dinleyelim lütfen. Tabii ki. 15 Nisan itibariyle bu sene, 15 Nisan 2017 itibariyle biz burayı işletmeye açtık. Bugünden bugüne hizmet veriyoruz. Peki neden bu sektöre giriş yapmak istediniz? Neden bu sektörü tercih ettiniz? Yani böyle bir şehrin boşluğun Ankara'da olduğunu düşündüm. Biraz da mesleğimize uygun, yapabileceğimizi düşündük. Ve talep de var, bayağı bir talep var. İyi gidiyor yani. Eksikleri fark ettiniz ve taleplerin de olmasıyla beraber bu boşluğu sizler doldurmak istediniz öyleyse. Peki burada ne gibi hizmetler sunuluyor? Hizmetlerinizi de sizlerden dinleyelim lütfen. Tabii ki. Burada 18 yaşını dolduran tüm vatandaşlarımız bay bayan gelip spor amaçlı, eğlence amaçlı atış yapabiliyorlar. Atışlarımız hoca nezaretinde, atış eğitmenleri nezaretinde yapılabiliyor. Tabanca ve mermi bizden, bizim tarafımızdan karşılanıyor. Bunun dışında özel güvenlik personelinin, silahlı özel güvenlik personelinin eğitim atışlarını yaptırıyoruz. Peki Sabahattin Bey, buraya dışarıdan silah getirme yasak mıdır? Yok, yasak değil. Ruhsatlı silah olan taşıma veya bulundurma gelip kendi silahlarıyla atış yapabilirler. Tabii burada tabancadan bahsettik ama arkamızda da şöyle izleyicilerimiz de şu anda görüyorlar, yan ekranlarda da görüyorlardır. Buradaki diğer bu tüfek diyebiliyorum ben tabii çok fazla bilmediğim için. Bunların da kullanımı sağlanıyor mu burada? Yok, burada tüfek atışı yaptırmıyoruz. Bu av tüfekleri oluyor bunlarla. Bunlar sadece satışını yapıyoruz. Kuru sıkı, havalı tabanca, fişekleriyle birlikte bunların satışını yapıyoruz. Burada atış yapılmıyor onlarla. Yani buradan poligondan hizmet alabildikleri gibi ruhsatı olan, silah ruhsatı olanlar gelip sizlerden silah, mermi ya da silah ekipmanı gibi şeyleri de satın alabiliyorlar sanırım. Tabii ki silaha ait tüm eşyalar var bizde. Hepsini de satın alabilirler. Peki poligonumuzda aynı anda kaç kişi eğitim anında atış yapabiliyor? Şu an yine içeri girip bakacağız muhtemelen. 7 yol var, 7 atış yolumuz var, 7 kişi aynı anda atış yapabiliyor. Burada tekrar üzerinden geçmek istediğim bir konu var çünkü diğer poligonlarda karşılaşmadığımız bir durum bu. Atış eğitmenleriyle beraber atış yapılıyor ve atış eğitmenleri burada öncülük ve refakat ediyor değil mi? Doğrudur, atış eğitmeni belgesi olan hocalarımız var, onlarla atış yapabiliriz. Herkes kendi kendine atış yapamıyor. Burada aynı zamanda poligonumuzda sıra beklerken ya da şöyle bir geçerken oturabilecekleri bir kafe alanımız da var sanırım. Doğrudur. Hem bekleme hem kafeterya, çay, kahve, su, tatlı, börek, simit yiyebilecekleri yerimiz de var. Peki orada kaç kişiyi aynı anda ağırlayabiliyorsunuz? Yaklaşık 50 kişi. Aslında poligon alanı aynı zamanda bir eğlence alanıdır. Yani bayanların ve erkeklerin de rahat rahat gelip burada hafta sonlarında, izin günlerinde eğlenmek amaçlı yapabilecekleri bir durumdur, bir şeydir diyebilir miyiz? Doğrudur. Zaten vatandaşlarımız spor amaçlı geliyorlar. Bir de stres atmaya geliyorlar.
Stres atmak için dışarıda silahlarınızı konuşturmayın. Direkt gelip poligonlarda burada atış eğitmenleriyle beraber güvenli bir şekilde bu uygulamayı yapın mesajımızı da bizler de vermiş olalım o zaman. Peki Ankara bölgesinde izleyicilerimiz neden diğer meslektaşlarınızı değil de başkent poligon olarak sizleri tercih etsinler diye soralım öyleyse. Yani biz gelen vatandaşlarımızın görüşlerini de alıyoruz. Daha ferah, daha geniş, sevecen. Seviyorlar burayı. Bir de spor amaçlı olduğu için gelip eğlenme amaçlı. Yani kafemiz var. Girişler güzel. Zaten bizler de direkt girişte bir güler yüzle karşılanıyoruz birebir. Bunu da hissetmiş olduk ve çok merkezi bir lokasyonda bulunan bir poligon. Yani öyle depo altlarına ya da bodrum katlara inmiyorsunuz. Direkt girişte alanımızda ferah bir şekilde bu uygulamayı yapıyorsunuz. Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Buradan Altın Rehber programı aracılığıyla izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir şeyler varsa dinleyelim lütfen. Bütün vatandaşlarımızı stres atmaya, spor amaçlı eğlenmeye davet ediyoruz. Bizler de kesinlikle Ankara'ya yolunuz düşerse ya da burada yaşıyorsanız mutlaka başkent poligona uğrayın diyoruz öyleyse. Değerli Altın Rehber izleyicileri, Ankara Çankaya'da bütün güler yüzlülüğüyle başkent poligon bizleri konuk etmişti. Bakalım sıradaki durağımız neresi olacak? Merhaba Altın Rehber programı izleyicileri. Altın Rehber Türkiye turumuzda sektörün önde gelen lider isimlerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim bugün sizler için Hatay Reyhanlı'da farklı sektörlerden bir araya gelip Hatay Antakya'da dönerde bir isim yapmış olan Lavaş Park Antaki Döner'in konuğu olduk. Yanımızda firma sahiplerimiz, genç başarılı iş adamları Mehmet Ergüvenoğlu, Hüseyin Erol ve Serkan Bayraktar beyefendi bulunmakta. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederiz. Merhabalar Serkan Bey. Hoş geldiniz tekrar. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Efendim sizler de programımıza hoş geldiniz. Öncelikle Lavaş Park Döner sektörde kısa zamanda adını bir marka haline getirmiş. Antaki Döner olarak bundan sonraki ticari hayatını devam edecek olan harika lezzette bir döner firması. Sizlerle firmanız hakkında, spesiyalleriniz hakkında biraz bilgi almak isteriz. Tabii ki firmamız öncelikle 2013 Mayıs ayında kuruldu. Daha sonra şirketimizin büyüme aşamasında ortaklarla yolumuza devam etmeye başladık. Şirketimiz bünyesinde şu anda 5 tane şubemiz var. Tavuk, et, döner ve İskender menülerimiz var şu anda hali hazırda. İnşallah kısa süre sonra İstanbul merkezi olmak üzere şubelerimizi açmaya devam edeceğiz. Franchising adı altında. Şubeleşmeye devam edeceğiz inşallah. Hüseyin Bey, bu noktada size değinmek istiyorum. Lavaş Park Antaki Döner. İsim nereden gelmekte? Lezzetinin sırrını neye borçlusunuz? Şimdi aslında Türkiye genelinde malum olunduğu gibi Akdeniz mutfağı Türkiye'nin yemek konusunda, lezzet konusunda lideridir. Yani bunu tartışmaya bile açma lüzumu yok aslında. Özellikle Hatay mutfağı öyle değil mi efendim? Hatay. Neden Hatay? Öncelikle Antakya dünya üzerinde kurulmuş 3. şehir. Ve kurulduğu yıldan bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve her medeniyetten biraz biraz üstüne koya koya bugünkü şu an önümüzdeki dönerimizde, İskenderimizde baharatların zenginliği ve bütünlüğüyle karşımıza çıkan ve insanlarımıza şu an aslında Hatay'a özgü bir lezzet, Hatay'ın ve Hataylıların sadece farkında olduğu bir hakiki Hatay ve Antakya döneri. Ama inşallah kısa süre içerisinde, yakın süreçte İstanbul merkez olmak üzere, çünkü İstanbul Türkiye'mizin kalbi diye düşünüyoruz. İstanbul'la başlayan süreç, umuyoruz ki yakın süreçte bütün Türkiye'de tüm insanların gerçek dönerin ne olduğunu görebileceğine ve bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Baharatların doğru kullanımı bizde yani. Aslında baharat dendiği zaman 1, 2, 3, 5 çeşit değil. Yani mutfakta bilinen sadece kimyon, nane gibi baharat değil. Bizim sunumunu yapmış olduğumuz dönerimizde, İskenderimizde Antakya'nın kendine özgü, medeniyetinin geçmişinden bugüne biriktirdiği birikimle ortaya çıkan 40 çeşit baharatın
bütünleşmesiyle sosumuz, dönerimiz ve İskenderimiz. Yakında o özlenen ve aranan lezzeti biz bütün ülkemize tanıtacağız Allah'ın izniyle. Peki efendim, bu noktada Serkan Bey, size sormak istiyorum. Farklı sunumlarınız var ve çok iddialısınız açıkçası. Lavaşınızı, ürünlerinizi tamamını kendiniz üretmektesiniz. Zor mu efendim? Doğrudur. Bu konuda aslında bakarsanız kendi mutfağımızda sayısız denemeler yapıyoruz. Bizim kafamızdan geçen şey şu: ne yapabilirim sorusuna karşılık bulmak. Gerçekten seviyoruz bu işi. Gerçekten emek veriyoruz bu işe. Ve baktığımız zaman belki şunu diyemeyiz: herkes bizim yemeğimizi sevecek diyemeyiz. Ama kendine özel bir tadı olan, kendine özel bir menüsü olan ve arkadaşımın bahsettiği bir kendine özel baharatlarıyla, tamamen doğal ürünlerle seçilmiş, tamamen doğal soslarla yapılan bir ürün. En azından şu konuda iddialıyız. Kendi segmentinde türünün tek örneği. Efendim, tabii sırrınızı söyleyemiyoruz. Baharatları söylemeyeceksinizdir. Size aittir. Lavaşınızla, ekmeğinizle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Farklı, ince desek ince değil, kalın desek kalın değil. Bununla ilgili Mehmet Bey, biraz da ekmek de size ait bir lavaş, öyle değil mi? Kesinlikle doğru. Sadece bizim fırınımızda bize ait özel üretilen bir ekmek. %10-20 oranında esmer undan yapılan, çok az miktarda tuz oranı olan bir ekmeğimiz. Değil mi? Birçok fırın var Antakya'da bu işi yapmaya çalışan, ama lavaş sadece kendi fırınımızda bize özel üretilen bir ekmek çeşidi. Bir de bunu soslayıp öyle servisini gerçekleştiriyorsunuz. Kesinlikle. Zaten ekmeğimiz tamamıyla pişmiş bir ekmek değil. Bize çiğ halinde gelip bizim burada özel soslarımızla soslayıp plakta ısıtıp kızartıp ve içerisine tavuk veya eti de karıştırıp o şekilde sarıp müşterimize o şekilde sunmaya çalışıyoruz. Sunmaya çalışıyorsunuz. İskender yapıyorsunuz. Hüseyin Bey, dürümleriniz mevcut. Pilav üstü olarak veriyorsunuz. Bu peki etlerinizi, tavuklarınızı, bunları nereden temin ediyorsunuz? Bunlar da izleyicilerimizin özellikle merak ettiği konular arasında. Evet, bu aslında şu an günümüzde insanların bir güvensizliği söz konusu. O da nedir? İşte GDO'lu gıdalar filan. Biz tamamen tavuğumuza varana kadar kendimiz üretiyoruz. Etimizi kendimiz üretiyoruz. Kendimiz takıyoruz. Kendimiz sosluyoruz. Kendimiz baharatlıyoruz. Dışarıdan veyahut da kimyasal hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Ve kullanılmasına da sıcak bakmıyoruz. Neden? Şöyle ki, şimdi gıdalar insanların sadece tokluk hissiyle bağlantılı olmadığı bir durum aslında. Yani yemek yediğiniz zaman siz o yemeği lezzetine varabilmelisiniz. Yani sadece doymamalısınız. Şimdi burada kullanılan mesela gıda koruyucu kimyasallar var. Belki sağlığa zararlı olmayabilir, ama yani yediğiniz yemeğin lezzetiyle pek bağdaşmayan bir şey. O yüzden biz kesinlikle sosumuzda olsun, etimizde, tavuğumuzda, kullandığımız hiçbir gıdada gıda koruyucu yok. Tamamen organik, tamamen kendi ürünümüz, tamamen kendi üretimimiz. O yüzden diyorum ki şimdiki Hatay genelinde lavaş park döner. İnşallah yakın zamanda Türkiye çapında Antakya döner. Antakya bizim ana vatanımız diyebiliriz, eskiye dönük. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'mize kazandırdığı süreçten bu yana Hatay olarak bilinmekte. İnşallah insanlara biz gıda koruyucu olmadan bir lezzet nasıl, bunu ispat edeceğiz. Bu konuda iddialıyız. Peki efendim Serkan Bey, bildiğimiz kadarıyla franchise veriyorsunuz. Türkiye genelinde 5 ilde bayilikleriniz bulunmakta. İsim hakkını mı vermekte Lavaş Park Antakya Döner, yoksa tamamen mamullerinde kendisi birebir gönderimini mi sağlamakta? İsim hakkı veriyoruz Antakya Döner olarak. Yalnız burada sorulması gereken soru şu: bizi taşıyabilecek insanlarla çalışmak istiyoruz. Yani her şeyin para olmadığı, bizim konseptimize uygun olarak ve gerçekten Türkiye'nin her noktasında yediğinizde aynı lezzeti alabilecek, aynı şartları, aynı hijyeni sağlayabilecek kişilerle veya kurumlarla çalışmayı düşünüyoruz. Bu biraz iş aslında bakarsanız bize ağır ilerlememize sebep oluyor, ama sağlam ilerlediğimizi düşünüyoruz en azından.
Peki efendim, franchise verdiğinizde ürünlerinizin üretiminde kendiniz yapıp onları gönderimini mi sağlıyorsunuz? Pek tabii, tüm ürünlerimizi burada kendi entegre tesisimizde tavuklarımızı ve etlerimizi hazırlayıp kendi fırınımızda lavaş ekmeğimizi çıkartıp gerekli sağlık koşullarında, gerekli ortamda temin edip o şekilde ürünün birebir aynısının çıkmasını düşünüyoruz. Zaten bütün bayilerimizde açılış aşamasında süreci beraber yaşıyoruz ve açılan her yeri beraber işletiyoruz aslında. Onları yalnız başına bırakmamak gerekiyor. Yani kim olursa olsun özüne inmemiz gerekiyor. Beraber işletiyoruz. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor. Yani efendim, franchise'dan önce sizleri yansıtabilecek işbirlikçilerinizle franchise anlaşması yapıyorsunuz ve biz burada Hatay Reyhanlı'da bu döneri yediysek Türkiye'nin herhangi bir yerinde Lavaş Park Antaki dönerde de oturduğumuzda aynı lezzeti bize sunacak. Kesinlikle, kesinlikle bu konuda çok iddialıyız. Çünkü şunu temel alıyoruz. Bir baharat kullanmak bir attardan ya da bir baharatçıdan baharat almakla değil. Mevsiminde yerinde yetişen baharatları alıp, yıl içinde gerekli stokları yapıp bu şekilde ürünü hazırlamak çok önemli. Ve tazeliğini koruyarak insanlara sunumu önemli. Bakalım neler göreceğiz. Peki Mehmet Bey, izleyicilerimiz illaki merak ettiler şimdi sizin dönerlerinizin tadını. Hangi illerde şubeleriniz bulunmakta? Mersin'de var, Van'da var, Hatay'da 3 tane olmak üzere toplam 5 tane şubemiz var. Peki izleyicilerimiz sizinle bir franchise yapmak istediklerinde, iş ortaklığı gerçekleştirmek istediklerinde sizlere nasıl ulaşacaklar? antakidoner.com adlı sitemizden bize ulaşacak. Oradaki bilgilerden nasıl ortak olunabilir, nasıl franchise alınabilir şeklinde zaten bilgilerimiz var. Ve oradaki telefon numaralarımızdan yetkili arkadaşlarla görüşebilirler bu konuda. Şu an ekran altında yazılı olan telefon bilgilerimizden de size ulaşıp her türlü bilgiyi alabilirler. Tabii ki her türlü desteği de alabilirler. Biz öncelikle şunu çok istiyoruz. Bu işe yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımızı özellikle bir hafta bütün masraflarını biz karşılama koşuluyla Antakya'da, Reyhanlı'da ağırlayabiliriz. Ne yapacaklarını önce görsünler insanlar, ona göre kararlarını versinler. Bu da onların doğru yatırım yaptıklarına daha emin olmalarını sağlayacaklardır. Peki efendim, kısa sürede geniş kitlelere hitap etmeyi başardınız. Yakın tarihteki hedefleri nelerdir? Lavaş Park Antaki döner olarak. Kısa zaman sonra inşallah Bakırköy'de olmak üzere bir şube açılacak. Daha sonra şu anda hali hazırda bekleyen yatırımcılar var. Onlarla temasa geçilecek ve bizim hedefimiz, bütün arkadaşlarımızın ortak hedefi inşallah 2017'nin sonu, 2018'in başına kadar İstanbul'da en az bir 10 şubenin olması yönünde. Bunun için de çok ciddi çalışmalarımız var. Şu anda yatırımcılar bizi bekliyor. Ama öncelik olarak bizim İstanbul, Bakırköy'de veya Kadıköy'de bir şubeyi kendimizin açması gerekiyor. İnsanlara ne yaptığımızı, neyi nasıl yaptığımızı, Lavaş Park dönerin, Antakya'nın ne olduğunu ve gerçekten de Antakya dönerinin ne olduğunu göstermemiz gerekiyor. Çünkü şu anda piyasada Hatay veya Antakya adı altında açılmış o kadar çok çeşitli şeyler var ki, firmalar var ki, ama bunların hiçbiri gerçek Antakya'yı yansıtmıyor maalesef. Siz de kurumsal olarak bu yönde ilerliyorsunuz büyüme açısından. İnşallah, evet, zaten hedefimiz o. Biz hem amatör yanımızı çok seviyoruz hem de bu konuda profesyonel destek alarak ürünlerimizi ve çeşitliliğimizi inşallah Türkiye'ye ve Türkiye belki inşallah yetmeyecek bize yurt dışına da pazarlamayı düşünüyoruz zaten bu konuda. Peki Serkan Bey, kendi entegre tesislerinizde üretimlerinizi yapıyorsunuz. Kaç kişilik bir ekiple bu hizmetleri vermektesiniz? Entegre tesisinde 33 personelimiz var. Başlarında gıda mühendisi, tüm detaylar var. Teknik ustalar anlamında kalfalarıyla beraber 33 kişi şu an entegre tesisinde çalışmakta. Hüseyin Bey, son olarak size sormak istiyorum. Uluslararası bir franchise vermeyi düşünüyor musunuz? Yurt dışında da Lavaş Park Antaki döneri tanıtmayı, orada da franchise bayilikleri açmayı? Aslında biz biraz daha geçmişe dönecek olursak, hani az önce bahsettiğimiz gibi Antakya çok eski bir yerleşim yeri. Şimdi eskiden, çok çok eski tarihlerden bu yana birçok medeniyetler buraya gelip burada akrabalıklar edinmiş. Mesela bizim Suriye sınır komşumuz, Suriye'de akrabalarımız var. Onun dışında diğer Arap ülkelerinde, Orta Doğu olarak bir genelleme yaparsak burayla orası aslında birbiriyle bağlı. Tabii yemek kültürü dendiği zaman onların buraya yapmış oldukları sık ziyaretler neticesinde bizim mutfak zenginliğimiz, baharat zenginliğimiz, hani ülkeler olarak kültürel farklılık gibi görünse de
Aslında kimlikler etnik kökene indiğimizde biz bir milletiz. Onlar da bizim buradaki baharatlardan elde etmiş olduğumuz zenginliğin farkındalar. Ve bunun neticesinde birçok defa bizden ülkelerine gelip ziyaretlerde bulunmamızı ve onların şartları eğer müsaitse oralarda da şube açabileceğimiz yönünde yatırım ortaklığı şeklinde teklifleri de bulundu. Şu an hali hazırda Katar, Arabistan ve Kuveyt'te bulunmak üzere birkaç bekleyen yatırımcımız var. Biz bu noktada onları bekleme durumunda tutuyoruz. Onun da sebebi şu: sağlam bir zemin, sağlam bir altyapı ve daha sonrasında hani herhangi bir aksaklığa mahal vermemek adına zeminimizi sağlamlaştırdıktan sonra inşallah bu süreç kendi kendine çıkacaktır. Şu anda ciddi çalışmalar var ve beklentileri olan sadece Arap ülkeleri veya Orta Doğu değil, Azerbaycan var, Gürcistan var. Mesela Gürcistan kültürel olarak bizden farklı bir millet, etnik olarak farklı bir millet. Ama yemek noktasında lezzet dediğiniz zaman lezzete herkes kendini teslim ediyor. Bu noktada bizim baharatlarımızdan oluşan şu zenginlik aslında bir hazine ve biz de bunun farkındayız. İnşallah bu hazineyi öncelikle ülkemizde, insanlarımızla, milletimizle, daha sonra dünya genelinde ulusal bir marka, uluslararası bir marka ve inşallah dünya genelinde çok büyük bir isim olmayı hedefliyoruz. Bu noktada öncelikle ülkemizdeki insanların, yatırımcıların, ciddi noktada yatırım düşünen insanların, biz para istemiyoruz, biz tanıtım yapmak istiyoruz. Gelsinler, zenginliğimizi görsünler, farkına varsınlar ve bu zenginliği hep birlikte paylaşalım. Bu bir yani para yenmez ama bu zenginlik yenir. Yani zenginliği hem yaşayalım hem yiyelim. Bu zenginliği yaşayıp yerken de zengin olalım. Bizim sloganımız bu. İnşallah Türkiye'mize tanıtımımızı tam manasıyla yaptıktan sonra başta Orta Doğu ülkeler olmak üzere ve daha sonra sırasıyla hedeflediğimiz ülkelere bizzati Serkan Bey olmak üzere, Mehmet Bey olmak üzere ve şahsım gidip yerinde keşif, yardımcı olma, burada misafir, konaklama ve herhangi bir ücret filan beklemiyoruz. Sadece gelsinler, görsünler, ondan sonra karar versinler. Biz para beklemiyoruz. Biz sadece kültürel zenginliğimizi tanıtalım istiyoruz ve gerçek dönerin ne olduğunu bütün Türkiye'ye ve dünyaya tanıtalım istiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden, Ankara Çankaya'dan sesleniyoruz. Ankara'da kurulduğu günden itibaren gerek vermiş olduğu profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla bizlerce sektöründe markalaşmayı hedefleyen bir firmaya, Bilgi Kindergarten'a konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Binnaz Hanım var. Çocukları için anaokulu arayan velilerimiz ekran başına harika bir röportaja başlıyoruz. Binnaz Hanım, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle işletme sahibimiz olan Binnaz Keleş, bir kısaca tanıyabilir miyiz? Okul öncesi öğretmeniyim. Yaklaşık 12 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Anneyim. Peki firmamız ne kadar süredir faaliyette? Firmamız bu yıl devam edecek eğitimine. Yaklaşık bir 7 ay açılma süresi geçti. Ama başında tecrübeli bir öğretmenimiz, 12 yılını bu mesleğe adamış olan bir öğretmenimiz, yani sizler varsınız işletmemizde. Peki burada ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Hizmetlerinizi de tarafınızdan dinleyelim lütfen. Çocuklarımıza doğal beslenmeyi, organik beslenmeyi amaçlıyoruz. Binnaz Hanım, burada kaç yaş grubuna hizmet veriyorsunuz, eğitim veriyorsunuz? 2-6 yaş grubuna hizmet veriyoruz. Peki burada tabii ki velilerimizin en çok dikkat ettiği noktalardan bir tanesi olan soruyu sizlere yöneltmek istiyorum. İşletmemizde catering şirketinden mi yemekler temin ediliyor, yoksa burada sizler mi aşçınız tarafından sunuyorsunuz? Beslenme uzmanımızın göndermiş olduğu listeye sadık kalarak burada kendi organik besinlerimizle birlikte yemeklerini yapıyoruz.
Peki şu anda potansiyelimizde kaç okul öncesi öğretmenimiz var? Bununla beraber yeni açılacak dönemimizdeki hedefiniz, yani öğretmen kadrosu, eğitim kadrosu hedefiniz nedir? 3 sınıfımız bulunmakta. Bununla birlikte 3 öğretmenimiz var. Yardımcı öğretmenlerimiz de yanlarında bulunuyorlar. Peki burada bir çocuğun bir günü nasıl geçiyor? Bunu da sizlerden dinlemiş olalım lütfen. Çocuklarımız her gün buraya mutlu bir şekilde gelip kaliteli vakit geçirip evlerine dönmüş oluyorlar. Burada bir uyku odamız mevcut mudur? Çocuklarımızın uyku saatleri oluyor mu? Uyku saatleri oluyor. 4 yaşa kadar uyku saati bulunmakta. Peki okulumuzun kontenjanı ne kadardır? Kaç öğrenciye aynı anda hizmet verebilirsiniz? Normal şartlarda 60 kontenjanımız var bizim ama biz o kadar doldurmak istemiyoruz. 48 ila 50 arasında bırakmak istiyoruz. Aynı zamanda okulumuz potansiyelinde bir açık alanımız, oyun alanımız da var sanırım. Evet, arka bahçemiz var gayet geniş. Oyuncakları ahşaptan bulunan. Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumu hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Kocaeli Gebze'den sesleniyoruz. Gebze'de kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı hedefleyen bir firmaya İzlem Tur'a konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Mikail İzgi var. Bakalım Mikail Bey bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı, faaliyet alanlarıyla alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracak. Mikail Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederiz. Bizleri konuk ettiğiniz için tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Öncelikle firma sahibimiz Mikail İzgi'yi bir yakından tanıyalım derim ben. Mikail İzgi kimdir? Mikail İzgi 1977 Erzurum, Şenkaya doğumlu. Yaklaşık 30 yıldır Gebze'de ikamet etmekteyiz. Peki kaç yıldır bu sektördesiniz? Firmamız ne kadar süredir faaliyette? Bu sektörde yaklaşık 18 yıldır varız. Firma olarak 2 yıl yeni başladık. Yani aslında sizler bu işin çekirdeğinden geliyorsunuz. Uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz ve kısa bir süredir de, aslında 2 yılda kısa bir süre değildir ama 2 yıldır da bu markayla beraber hizmet sunmaya devam ediyorsunuz. Evet, yani 15 yıldır farklı firmalarda aynı hizmeti verip en son kendi işimizi kurup kendi sektörümüzde kendimizle ilerlemek istedik. Peki burada İzdem Tur müşterilerine, misafirlerine ne gibi hizmetler sunar? Önceliğimiz personel ve öğrenci taşımacılığı, kurye hizmetleri, VIP hizmetler, şehirler arası turlar, bu tür çalışmalarımız var firma olarak. Yani taşımacılık anlamda birçok hizmete sahipsiniz burada, birçok hizmet sunuyorsunuz diyebiliriz. Tabii sizin az önce bahsetmiş olduğu öğrenci taşımacılığı biraz daha hassas bir konu olduğunu düşünüyorum. Öğrenci servislerimizin kişi kapasitesi, taşıma kapasitesi ne kadardır? 16'lık ve 27'lik olarak kapasitelerimiz var. Peki bu araçlarda bir hostes eşliğinde mi öğrencilerimiz yolculuk yapıyor? Tabii anaokulları ve ilkokullarda mecburi hostesler, liselerde gerek yok. Yani sizlerin mesela bu düzenlemiş olduğu, az önce bahsettiğimiz şehirler arası turlarda, bu turları sizler mi düzenliyorsunuz yoksa belli turlar üzerinden sizler sadece taşımacılık hizmetini mi sunuyorsunuz? Ya, gelen taleplere göre kendimiz de düzenleyebiliyoruz ama şu ana kadar yapmış olduklarımızın çoğunluğu dışarıdan gelen. Dışarıdan gelen talepleri cevaplıyorsunuz. Tabii bu sadece Kocaeli ve çevresinde değil, diğer şehirlerden de sizlere talep olması doğrultusunda bu talepleri karşılar ve cevaplarsınız değil mi? Doğru, Türkiye genel olarak. Peki kaç aracımız var mevcutta? Şu an özmal olarak 22 tane aracımız var. Büyüdükçe özmalımız da büyüyeceğiz. Taşeron ağırlıklı çalıştığımız için. Bizler de bu konuda başarılarınızın devamını diliyoruz. 22 araçla İzdem Tur hizmetine devam etmektedir diyoruz. Tabii az önce VIP araçlarınızdan da bahsettiniz. Bu VIP araçların araç sınıfları nelerdir? Karamela ya da Vito tarzında 9'luk araçlarımız. Tabii bunlar özel günlerde de kiralamaya ya da şoförlü olarak hizmete sunuluyor. Var. Düğünlerde, özel programlarda kullanılıyor. Veya yurt dışından gelen yabancı misafirler de kullanılıyor. Kocaeli'de taşımacılık deyince, tur deyince akla İzlem Tur gelecek artık diyoruz bizler de öyleyse. Bundan sonrası için peki sektördeki hedefleriniz nelerdir diye sorsak sizlere? Hedefimiz tabii ki ilk sıralara biz de kendi adımızı yazdırmak.
Hedefimiz o. Yani sadece Kocaeli bölgesinde değil, Türkiye genelinde sektörün lideri olarak anılmak istiyoruz diyorsunuz. Peki Altın Rehber programı aracılığıyla izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir şeyler varsa dinleyelim sizlerden. Bizlere web sitemizden ve sosyal medyadan ulaşabilirler. Bizler de tekrar o zaman sloganımızı tekrarlıyoruz ve Kocaeli'de taşımacılığın adresi İzdem Tur'dur diyoruz. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz Kocaeli Darıca'da devam ediyor. Kardeşler 3 rentekar bizleri konuk etti. Yanımızda firma sahibimiz İbrahim Koç var. İbrahim Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederim. İbrahim Bey, kaç yıldır bu sektördesiniz? Yani bizim henüz daha uzun bir yılımız olmadı ama bir iki yıldır bu sektördeyiz. Peki kaç yıldır bu sektörde faaliyet göstermektesiniz? Bir yılı falan tamamıyla faktör göstermekteyiz. Anladım. Peki burada ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Yani burada insanların araç ihtiyaçlarını elimizden geldiği kadar karşılamaya çalışıyoruz. Yıkama ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Genelde insanlar memleketlerine falan gidecekleri zaman bizden araç temin ediyorlar. Veya da acil bir durumda, acil bir işleri çıktığında hastane gibi, hasta gibi bu şekilde ihtiyaçlarında bize başvuruyorlar. Biz de onlara yardımcı oluyoruz. Peki oto yıkama alanında aracın temizlenip teslim edilme süresi nedir? Yani en uzun süresi 25 dakikadır. 25 dakika içinde araç tertemiz halde geri müşterimize teslim edilir. Peki araç sınıflandırmanız nelerdir? Yani şu an bir sınıflandırmamız yok. Tabii büyük araçlar hariç bütün araçların yıkaması bizim tarafımızdan yapılıyor. Özel günlerde hizmet sunuyor musunuz? Evet, sunuyoruz. Bütün özel günlerde herkese hizmet sunmaya devam ediyoruz. İbrahim Bey, şehir içinde olduğu gibi şehir dışında da araç verme şartlarınız nedir? Yani şehir içine verdiğimiz gibi aynı şekilde şehir dışına da veriyoruz. Çünkü cihaz takiplerimiz var. Araçlarımızın hepsini takip edebiliyoruz zaten. Peki kaç aracınız bulunmakta? Şu an 15 aracımız var. Ama fazla talep olduğunda karşılayabileceğimiz şeyimiz var, yani durumumuz var. Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz. Sizlerle sektörün öncülerini ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden, Kocaeli Gebze'den sesleniyoruz. Gebze'de kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla bizlerce sektöründe markalaşmayı hedefleyen bir firmaya Klik Emlak konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Alper Islak var. Bakalım Alper Bey bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı, faaliyet alanlarıyla alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracak? Alper Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Alper Bey'i sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım öncelikle. Alper Islak kimdir? Alper Islak, Zonguldak doğumlu olup 17 yıldır Kocaeli Gebze'sinde ikamet eden bir vatandaştır. Peki kaç yıldır gayrimenkul sektöründesiniz ve Klik Emlak ne kadar süredir faaliyette? 10 yıldır gayrimenkul sektöründeyim ama aktif olarak değildi. Yaklaşık 3 yıldır da aktif olarak ve son olarak da kendi ofisimizi 2017 olarak açmış bulunmaktayız. Yani 2017 içerisinde Klik Emlak faaliyete sunuldu. Evet, doğrudur. Peki burada ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Çok geniş bir hizmet anlayışına sahip olduğunuz ve geniş çaplı faaliyet alanlarınız olduğunuzu bizler biliyoruz. Buradan seyircilerimize, izleyicilerimize de aktarmış olalım. Tabii ki. Öncelikle gayrimenkul sektöründe önceliğimiz vardır. Yanı sıra burada da görmüş olduğumuz gibi bütün sigorta kapsamlı çalışmalarımız vardır. Bunun yanı sıra yeni bağlamış olduğumuz yeni bir projemiz vardır. Ekşioğulları, bildiğimiz gibi inşaat sektörünün liderlerinden bir tanesidir. Bunların Sakarya bölgesinin çalışmalarını, satışlarını almış bulunmaktayız. Bu bölgede Kocaeli komple ve İstanbul Pendik'e kadar olan bütün sınırlar, satışları bize ait olup bütün reklam, broşür dağıtım vesaire çalışmaları ve bunun yanı sıra Ekşioğulları'nın yapmış olduğu bütün masrafları kendileri üstlenmiş olduğu hafta sonu turları vardır. Bütün müşterilerimizi turlara dahil edip canlı bir şekilde yerleri, daireleri, biten, başlangıçta olan bütün projeleri görmelerini sağlıyoruz. Ve güzel de bir hafta sonu geçirmiş oluyorlar kendileri. Çünkü Sakarya Karasu
bölgesi şu anda hem liman projesi açılmış olan ve 36 kilometre boyunda da bir sahil projesi açılmış olan bir yerdir. Güzel de bir sahili vardır. Yani sizler de buraya, orayı ziyaret etmek isteyen, oradaki konutlara bir göz atmak isteyen misafirlerinizi bir turla oraya götürüp birebir gösterme fırsatı buluyorsunuz. Peki bunun yanı sıra sizlerin burada sadece kiralık olarak mı yoksa sadece satılık olarak mı? Yoksa onun dışında faaliyet gösterdiğiniz inşaat gibi, arsa gibi alanlarda da faaliyetleriniz var mı? Tabii ki. Ya oradaki ekşi olanın projesi de tamamen hem kiralıktır, hem satılıktır, hem yazlık, hem kışlıktır diyebiliriz. Aynı zamanda yatırım olarak da kullanılabilir. Çünkü kiracısı liman projesinin gelmesi ve sahil projesinin olmasından dolayı orada bir çalışan da potansiyel olacağı için, onların hepsi de daimi orada yaşayacakları için ve ihtiyaçları olacağı en büyük şey de, ilk olan şey de dairedir, kalacakları bir yerdir. Ve buraları da yatırım olarak alıp kiracı bizim vasıtamızla ya da oradaki emlakçı arkadaşlarımızla vasıtasıyla kiralığa verilebilir. Tabii ki sizin firmanız şu anda Gebze bölgesinde. Tabii. Ama Kocaeli bölgesinde de geniş bir faaliyet alanına sahipsiniz değil mi? Doğrudur. Çünkü Kocaeli bölgesinin de Klik Emlak olarak ve Ekşi Olan'ın projesi olarak bir tek çalışma yapan ve şu anda tek lideri ben gibiyim şu anda. Yani onun dışında bir şey yoktur çalışma. Peki burası dışında Türkiye'nin herhangi bir yerinden sizlere aracılık teklifi sunulsa, yani başka bir bölgeden alım satım yapmak isteyen izleyicilerimiz sizlerin aracı olmasını istese, bu alanda da yardımcı olur ve faaliyet gösterir misiniz? Gösteririz ve gösterdik. İlk açılışımızda Ağrı'da bir yatırımcımıza arsa almasını sağladık. Bunun yanı sıra Zonguldak'tan gelen birçok yatırımcılarımız var. Ocaktan, hani maden ocaklarından emekli olmuş olan insanların. Bunlara buralarda yatırım yapmalarını sağladık, kazanç yapmalarını sağladık. Çünkü kırsal bölgelerde fazla yatırım yapabilecek bir meşgaller ya da arsa veya tarlaları yoktur. Bu bölge çok büyük, çok kısa zamanda çok genişlediği için, sanayi bölgesi olduğu için yatırım bu bölgede daha hareketli ve daha hızlı bir şekilde ilerlediği için bu bölgede de sağlamış bulunmaktayız. Tabii bu alanda Klik Emlak gayrimenkul danışmanlığı alanında da faaliyette diyebiliriz bizler de öyleyse. Evet, doğrudur diyebiliriz. Peki sizlerin elinde şu anda mevcutta bulunan gayrimenkullerin görsellerine izleyicilerimiz ulaşmak isteseler, sizlerin sosyal medya ve internet sitelerinizde sizler aracılığıyla izleyicilerimizle paylaşmış olalım lütfen. Tabii ki sosyal medya olarak Facebook sayfamızda ve örnek olarak da hazırlıklarını yaptığımız aslında sitelerimiz de var, kendi sitemiz de var. Oralardan bizi takip edebilirler. Bunların hepsini biz Facebook'ta zaten paylaşıyoruz. Hani oradan ulaşabilirler. Klik Emlak'ın sitesinden ulaşabilirler. Hepsini oralara kaydediyoruz. Videolu bir şekilde kayıtlarımız vardır. Bunların hepsini oradan hızlı bir şekilde ulaşabilirler. Tabii sizler bu konuda artık uzmanlaştınız ve tecrübenize gün geçtikçe ekleyerek devam ediyorsunuz. Buradan izleyicilerimin de merak ettiği sorulardan bir tanesini sizlere yöneltmek istiyorum. Daire alırken, ev satın alırken nelere dikkat etmeliler, nelere dikkat edip ona istinaden bu yola girmeliler, yine sizlerden öğrenmiş olalım lütfen. Tabii ki daire almak için iki tane amacımız vardır. Biri kiralamak içindir, yatırım içindir. Biri de yaşamak içindir. Bunun ikisinde de aslında en önemli şey, dikkat etmemiz gereken şey, merkezi konumlarda olması. Okul, hastane, vasıtaya, yani dolmuş diye hitap ettiğimiz vasıtaya yakın olmasına dikkat etmelerini öneririz. Biz mümkün olduğunca zaten yatırımcılarımıza bile bu şekilde yatırım yapmaları için çalışmalar yapıyoruz. Birçok yatırımcımıza da arsa konusunda da ticari alan bölgelerinde arsalara yatırım yapmalarını sağlıyoruz. Hani bu şekilde şey verebilirim, yardımcı olabilirim bu konuda da. Tabii sizlerin gayrimenkul emlak alanında geniş bir alana sahip olduğunuz tartışılamaz bir konu. Peki sigorta alanındaki faaliyet kollarınızı da sizlerden dinlemek istesek? Tabii ki sigortada tamamlayıcı sağlık sigortasına kadar tüm sigortaları yapıyoruz. Hani sigortalar zaten devletin el atmasıyla primleri ve
limitleri zaten sınırlanmış bir vaziyette. Eski sisteme göre şu anda daha iyidir. Müşteri kendisi bile belirli bir ücreti internet aracılığıyla zaten alabiliyor ve o ücret üzerinden bize kendisi bile talep edebiliyor. Yani şu firmadan sigortamı kestirmek isteyebiliyorum diyebiliyor. Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Ankara'dan sesleniyoruz. Ankara'da kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla bizlerce sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya MCR Bay Adnan Kızıltaş'a konuk olduk. Yanımda işletme sahiplerimiz Adnan Bey ve Adem Beyler var. Bakalım bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Adnan Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Vallahi ben teşekkür ederim öncelikle. Zahmet ettiniz, buralara kadar geldiniz. Sizler nasılsınız, iyisiniz? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyorum. Sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım öncelikle. Adnan Kızıltaş kimdir? Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Bir İstanbul geçmişim oldu. Bir 4 senedir İstanbul'daydım. Daha sonrasında tekrar memleketimize döndük ve hem cinslerime güzel bir imkan sunmak istedim. Ve erkek giyimde güzel bir markayı Ankara'ya getirdik. Peki MCR markası kaç yıldır faaliyet göstermekte ve siz kaç yıldır bu sektördesiniz? MCR firması 1989'dan beri büyük bir firma haline geldi ve casual konusunda gerçekten de ismini dünyaya tanıttı. Yurt dışı diyorum çünkü İtalya, İngiltere, Avusturya, Rusya ve saymadığım birçok ülkede de faaliyet göstermekte. Yani çok geniş çaplı bir faaliyet alanına sahipsiniz diyebiliriz öyleyse. Tabii, kesinlikle. Türkiye'de son yıllarda ismini duyurdu. Kalitesiyle ve kalitesinin dışında sunduğu fiyatlarla herkesin ulaşabildiği bir marka haline geldi. Bu da insanların hoşuna gidiyor. Hem tarz giyiniyor hem daha ucuza alıyor. Normalde bilirsiniz yüksek markalar biraz daha yüksek fiyat sunar. Çünkü der ki ben kaliteliyim. Bizde öyle bir durum yok. Biz herkes giyinebilmesi adı altında gerçekten de hem fiyat olarak hem de kalite olarak hep üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Peki burada ne gibi hizmetler sunuyorsunuz erkek giyim alanında? Bunları da sizlerden dinlemiş olalım. Yani sadece takım elbise üzerine mi, yani klasik giyim üzerine mi, yoksa onun dışında ürünler de sergiliyor musunuz burada? Yani bizim şöyle büyük bir avantajımız var. Bizde müşteri geldiğinde ben giyinmek istiyorum diyor sadece ve kendini bizim elemanlarımıza, stilistlerimize bırakıyor ve onları öyle bir giyindiriyorlar ki gerek takım olabilir, gerek takımın dışında kendisine kombin yapabiliriz. Pantolon, yelek, ceket, farklı kravat, farklı bir ayakkabı, tamamen bambaşka bir tarz. Bu da ona daha bir özgüven veriyor ve daha dikkat çekici olabiliyor. Bunun yanı sıra bunları daha sonra ayrı ayrı da kullanabiliyor. Bizim müşterilerimiz misal bir kombin yaptı. Daha sonra geldiğinde sadece bir yeleği çıkararak yeni bir kombin yapabiliyor. Yani müşterilerimizi de stilistliğe ve modaya başlatıyoruz. Onlar da stilist oluyorlar, öyle söyleyeyim. Bu alanda da çok avantajlı olduklarını düşünüyorum. Tabii firmaya giriş anımızdan itibaren buradaki farkı, farklı konseptleri, bir marjinalliği seziyoruz diyebilirim. Buradaki ürünlerin tasarımı sizler tarafından mı yapılıyor, yoksa hazır kalıplar üzerine mi çalışıyorsunuz? Yine sizlerden dinlemiş olalım lütfen. Yani hazır kalıbın dışında durmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim kendimize ait bir kalıbımız var, kendimize ait bir tarzımız var. Ve inanın koleksiyonlarımızı çıkana kadar, perakendeye çıkana kadar saklamaya çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz emek hırsızları çok oluyor. Ülkemizde de bu mevcut. Bundan dolayı biraz daha saklamaya çalışıyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum ki öyle bir kış sezonuyla geliyoruz ki değil Ankara, Türkiye baka kalacak. Öyle söyleyeyim. Peki bu yeni kış koleksiyonumuz için izleyicilerimiz şu anda yan ekran bandında göremiyorlar bu görüntüleri tabii. Evet. Takip etmek isteseler sosyal medya hesaplarınızı da sizler tarafından paylaşmış olalım. Tabii ki de MCR _Ankara sayfası, yine kendi sosyal medyamda Adnan Kızıltaş, Adem Kızıltaş sayfalarından da ulaşabilirler. Buralarda devamlı yeni kombinler, yeni tarzlar devamlı aktif halde işleniyor. Peki bu farklı... Bu farklı konseptleri gelip burada sizlerden hizmet alamayacak olan izleyicilerimiz için ya da bu yeni gelen kış koleksiyonumuz için izleyicilerimiz sizlerle şu an alt yayın bandımızda görünen iletişim bilgilerinden iletişime geçtiklerinde kargo ile gönderim sağlar mısınız? Tabii ki de, o konuda da hiçbir sıkıntılar olmasın. Kargo bedeli bize ait.
ve gönderdiğimizde beğenmediklerinde, üzerlerinde olmadığında değiştirme imkanı da yine bize ait. Onları mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz ki bizim şöyle müşterilerimiz de var. Geldiklerinde kalıpları neyse, bedenleri neyse bu alınıyor. Daha sonrasında internetten bize diyorlar ki bana şu ceket, şu ceket, şu pantolon. Biz onların hepsini beden olarak kendisine gönderiyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Gerçekten giyim alanında klasikleşmiş olan giyim firmaları dışında bir davranış sergiliyorsunuz aslında burada. Bizler de sizlere bu ince düşüncenizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bilgilerinizi paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle Adem Bey ile biraz sohbet etmek istiyorum. Sizlerin son olarak aktarmak istediği son bir şeyler varsa dinleyelim sizlerden. Şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar hep kadınlara, yanlış anlamayın, bir fırsat verildi. Devamlı kadın giyimi üzerine kadınlara hep bir farklılık sunuldu ama erkekler hep bir geri planda kalındı. Pantolon, gömlek, ceket giyip bugüne kadar hep geri planda kaldılar. Kendilerini öne süremediler. Ama MCR Bayatlan Kızıltaş firmasıyla beraber artık erkekler de daha ön planda kalıyor. Ve şunu da söyleyeyim, artık nişan kıyafeti alırken önce erkekler, daha sonra bayanlar onun nişan kıyafetine uydurabilmek için kendilerine bir alışveriş yapıyorlar. Bizler de buradan iletmiş olalım ve aynı zamanda farklı yaşamak isteyenlerin farklı giyim tarzı MCR Bay Adnan Kızıltaş olarak anmış olalım buradan. Adem Bey, sizler de programımıza hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Biz çok iyiyiz, keyiflerimiz yerinde. Girdiğimiz andan itibaren zaten o pozitif enerjiyi hissediyoruz. Sizleri de biraz yakından tanıyabilir miyiz lütfen? Adem Kızıltaş kimdir? Ya Adem Kızıltaş bu sektör aslında çok yeni girenlerden biri. Bu sektörü niçin girdik? İlk önce onu söyleyeyim. Daha önce bir danışmanlık firmasındaydık. Stratejik gelişme üzerine bir plan yaparken Ankara'da çok güzel bir çalışma yaptırdık. Bu çalışmalarda bayanlar üzerine bir çalışma yaptık. Erkeklerin giyimini nasıl beğeniyorsunuz diyerek. Ve Ankara'da çok ciddi bir sıkıntı olduğunu fark ettik. Çalışma o kadar kötü bir çalışma ki bayanların erkeklerin giyimi hiç beğenmediği ortaya çıktı. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Neden avantaj? Bir, giyimi iyi bilen bir ekibiz ve bunda biz bu insanları sunmak için Ankara'yı özellikle tercih ettik. İstanbul'da bir şekilde bulunabiliyor bu ürünler ama Ankara'da çok çok geride. Bu çalışma sonucunda MCR ile de çok güzel bir anlaşma yaptık. Yani bu Ankara'da anlaşma, bunun eksikliğini hissetip talepler doğrultusunda kesinlikle MCR kuruldu diyebiliriz öyleyse. Kesinlikle, kesinlikle. Bu bize çok büyük bir fark yarattı. Ve insanlar, şunu fark ettim, bize gelenler genellikle eşiyle beraber sevgilisini, eşiyle beraber kocasını, yani diğer ürünleri alıp geliyorlar. Bu bizim için çok onur edici bir şey. Çünkü eşi artık sevdiğini, eşini, karısını ya da kocasını giydirmek için geliyor. Bizi çok memnun etti. Tabii ki eşi, sevgilisi ya da yanındaki dostları müdahale ediyordur ve fikirlerini söylüyordur ama aynı zamanda zaten sizlerin burada beraberinde çalıştığınız ekip de bu konuda profesyonel ve stilist diyebiliriz aslında onlar için. Ya bizim en güzel özelliğimiz şu, gerçekten yaptığımız olaylar karşı tarafa yakışır ve kişi özel olması. Bunun avantajını çok fazla yaşıyoruz. Bazen tabii ister istemez biraz Ankara geriden takip ettiği için ya kısa paça mesela, örnek veriyorum, modaysa ya uzun paça olsun ya da ya pantolon biraz daha geniş olsa ya bu böyle olsa diyerek bize çok serzenişte bulunuyorlar ama biraz takip ettikten sonra çok rahat teslim edebiliyorlar. Çünkü konusuna çok iyi hakim olan ekip var. Biz bu konuda çok şanslıyız. Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumu sız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden, Kütahya'dan sesleniyoruz. Kütahya'da kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya Melodi Kız Apart'a konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Ahmet Bey var. Bakalım Ahmet Bey bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracak. Ahmet Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ahmet Bey, sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım öncelikle. Ahmet Çınar kimdir? Ahmet Çınar, aslen Gaziantep'liyim ama 15 yıldır Kütahya'da bu sektörle uğraşıyorum. Üniversite mezunuyum. Öğrencilerle haşır neşir olmak ayrı bir zevk veriyor. Eğitim sektöründe olmak, bir şeyler katmak gurur veriyor bize. Peki kaç yıldır bu sektördesiniz ve Melodi Kız Apart adı altında markanız kaç yıldır faaliyette? Son 10 yıldır Melodi Kız Apart ve Lavinia Kız Apart olarak Kütahya'da faaliyet gösteriyoruz. Peki burada müşterilerinizi demek istemiyorum. Öğrencilerimize, kızlarımıza ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Hizmetlerinizi de sizlerden dinleyelim mümkünse. Şimdi öğrencileri öncelikle kendi kızım gibi görüyorum zaten. Kendi kızımdan ayırt etmiyorum.
burada yemek konsepti haricinde internettir, doğalgazdır, ısınmadır, elektriktir, sudur, bunları biz karşılıyoruz. Barınma ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Öğrencinin yemek haricindeki tüm ihtiyaçlarını bir ev ortamında, ev sıcaklığında, aile sıcaklığında karşılamaya çalışıyoruz. Zaten burası bir kız yurdundan ayrı olarak bir ev gibi. Yani odalar bir ev gibi döşenmiş ve ona göre dekore edilmiş. Zaten odalar içerisinde mutfak da bulunduğu için zaten yemeklerini kendileri yapıyorlardır diye düşünüyorum. Tabii yemek ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak dolaptır, ocaktır, efendime söyleyeyim mutfaklarıdır. Hepsi mevcut. Peki oda tiplerimizden biraz bahsetmenizi rica etsek, odanın içerisinde neler bulunuyor ve bununla beraber kaçar kişilik odalarımız tercihlere göre kızlarımıza, öğrencilerimize sunuluyor? Öğrencinin bütçesine göre 1 kişiden 3 kişiye kadar odalarımız mevcut. Oda içerisinde televizyonları, mini buzdolapları, efendime söyleyeyim yatakları, daire içerisinde çamaşır makineleri ücretsiz olarak kullanıyorlar. Peki odanın temizliği yine sizlere ait değil mi? Dairelerin haftada 2 gün temizliğini ve ortak alanların temizliğini biz yaptırıyoruz. Peki dediğimiz gibi izleyicilerimize de buradan aktarmak açısından tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Tercihlere göre bu oda seçimleri belirleniyor değil mi? Öğrenciler geliyorlar kayıt zamanı, odaları görüyorlar, bizzat aileleriyle beraber gezip kayıt yapıp gidiyorlar. Evet. Merhaba Altın Rehber programı izleyicileri. Altın Rehber Türkiye turumuzda sektörün lider isimlerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim bugün sizler için İskenderun'da bir ilki gerçekleştirmiş olan Salon Pırıltı Protez Tırnağı konuğu olduk. Yanımızda protez tırnak uzmanımız Funda Daldayan hanımefendi bulunmakta. Merhabalar Funda Hanım. Merhaba. Efendim Funda Hanım programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Funda Hanım, İskenderun'da bir ilki gerçekleştirmişsiniz protez tırnak noktasında. Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz, neler yapmaktasınız, protez tırnak nedir, kimler kullanır? Biraz bilgilendirmek isteriz izleyicilerimizi. Tabii ki. 10 yıldır bu sektörün içindeyim. Yani Almanya'dan geldiğim seneden beri protez tırnak yapıyorum. İlk başladığım senelerde protez tırnağı İskenderun'da hemen hemen hiç kimse bilmiyordu tabii ki. Bunu tanıttık ve şu son birkaç senedir gerçekten çok güzel sonuç alıyoruz. Protez tırnak tanıdılar ve genelde bayanlar artık tercih ediyor. Protez tırnak nedir? Protez tırnağı genelde işte tırnak yiyen bayanlar, tırnağı uzamayanlar, tırnakları çok ince olan bayanlar tercih ediyor. Ya da sadece ben 4 hafta gerçekten kalıcı bir ojeyle rahat edeyim diyen bayanlar kullanıyor. 3-4 hafta boyunca kullanıyorlar, sonra aylık bakımlarını yaptırıp devam, artık bir bağımlılık haline geldiği için bayanlar devam ettiriyor. Efendim 4 ay rahatlıkla kullanılabiliyor. Peki ürünlerinizde nelere dikkat ediyorsunuz? Benim genelde bütün ürünlerim zaten yurt dışından geliyor. Burada onlardan kullanıyorum. Yani alıştığım ürünlerle devam ediyorum. Jel veya akrilik fark etmiyor. Jeli kullanıyorum genelde çünkü jel daha sağlıklı ve tırnağa hiçbir şekilde zarar vermiyor. Ha akrilik zararlı mı derseniz değil ama çok daha kokusu ve ağır olan bir maddeden oluşuyor. Akriliği sadece tırnağını işte jel kabul etmeyen işte ya da tırnağın ya da ilaç kullananlar falan onlarda kullanıyorum. Genel olarak jel üzerinde çalışıyorum. Çok da kaliteli malzemeler kullanıyorsunuz. Peki Funda Hanım kimler sizi tercih ediyor ve ne model tırnak yapılabiliyor burada? Genel olarak zaten bütün kadınlara hitap ediyoruz. Yani bu konuda işte şu bu diyemeyeceğim. İhtiyacı olan herkese hitap ediyoruz. Tırnak şeklini seçiyorlar ya da ben burada işte renklerim var ya da yaptığım modeller var. Onları gösteriyorum. Öyle seçiyorlar. Her modeli de yapılıyor burada. Aynen öyle. Her modeli yapıyoruz. Evet sevgili izleyenler, bir Altın Rehber programının daha sonuna geldik. Sektörlerin nabzını tutmaya, rehber olmaya çalıştık. Her türlü soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Ata Çağlayan, haftaya İş Dünyası'nın rehberi, Altın Rehber programında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.